Evet. Bu videoda ne yapacağız? Özellikle XRP coin üzerinde duracağız ve genel itibariyle de e, Güney Kore tarafındaki bu popüleritesi üzerinde konuşacağız. Evet XRP'den bahsedeceğiz diyebilirim. Şöyle bir baştan başlayalım. Bitcoin'i unutun. Güney Korelilerin favorisi bu altcoin. Tabii önceden de konuştuk. Yani bazı yerlerde, bazı ülkelerde Farklı kripto paralar çok e, inanılmaz derecede meşhur oluyor. Mesela ABD'de ortalamanın üzerinde bir Dogecoin tutması var. İşte Hindistan tarafında ve Birleşik Krallık'ta özellikle Hindistan'da korkunç bir Shiba tutması var. Ne bileyim işte e, bizim Türkiye'de Launch, Kik falan çok var. Haricinde Güney Kore tarafında da XRP doğru XRP çok revaçta. XRP Güney Kore borsası bir Bitamp'ta en çok işlem gören varlık olarak Bitcoin'i gölgede bıraktı. Evet bu çok ciddi bir şey. Bu arada altcoin çoğu varlık kar amaçlı işlemler görürken hafif bir kapitülasyonla karşı karşıya. Ancak sentiment bunun XRP'nin rally yapma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdiğini ortaya koyuyor diyor. XRP Güney Kore'nin bir en popüler kripto doğru. Yakın zamanda zaten biliyorsunuz kendileri yani Ripple tarafı Borsa hisselerini yüklü halde satın aldılar. Zaten bunu yapmalarındaki ana sebep stratejik bir yatırım gerçekleştirdiler. Hem bu borsalarda büyük bir XRP coin talebi olduğunun farkındalardı. Burayı almak suretiyle XRP ve bu borsalardaki korelasyonu güçlü tutmayı hedeflediler. XRP diyor Güney Kore'nin bir tambında en popüler kripto. Piyasa değerine göre 6. en büyük kripto para birimi olan XRP, Güney Kore borsası Bitamp'ta en çok işlem gören varlık olarak Bitcoin'i gölgede bıraktı. XRP, Güney Kore'nin en büyük kripto borsalarından olan Bitamp'ta işlem hacmi bakımından Bitcoin'i geçti. Bitamp borsasında XRP, KRV işlem paritesi toplam 31 milyon dolarla tüm hacimlerin %17.85'ini oluşturdu. Bu arada korkunç bir şey ya. XRP-KRV'nin 31 milyon dolar ne demek yani? Korkunç bir meblağ. Çok ciddi. Bir de şey tarafı da var. Sadece KRV değil. Aynı noktada biliyorsunuz farklı pariteler de var. Böylece Bitcoin'i geçerek en çok işlem gören varlık oldu. Bir kripto para araştırma firması olan Kayko, XRP'nin Kore kripto borsalarında Bitcoin'i geride bırakan hakimiyetinin ve popülerliğinin nedenini çözmeye çalışıyor. Ya şimdi şöyle popüleritesi e, zaman zaman hem genel olarak bakın siyasi sebepler bile olabiliyor, politik sebepler olabiliyor, zamanında yapılan e, anlaşmalar olabiliyor. Mesela bundan yıllar önce farkındaysanız Güney, bakın Güney Koreli borsalar gerçekten genelde eski borsalardır, tamam mı? Ve XRP de eski bir kripto paradır. E Dolayısıyla zamanında verilen hizmetlerden de kaynaklı ve yapılan etkinliklerden kaynaklı zaten bu kadar eski e, borsa olarak çok fazla eski borsa yok. Binance bile görece yeni bir borsadır yani tamam mı? O yüzden bunlarla da alakalı. Haziran ayının başında yayımlanan bir analizde Kayko, Kore kripto piyasalarının çok benzersiz bir piyasa yapısına sahip olduğunu belirtti. Bunun nedeni traderların ana varlıklar olarak Bitcoin ve Ether yerine altcoinleri tercih etmeleri. Kayiko XRP'nin bugüne kadar en çok işlem gören altcoin olduğunu söylemeye devam etti. Altcoin için fiyat rallisi olasılığını gösteren bir sinyal. Ayılar son piyasa rallisinden faydalanamadığı için XRP'yi 50 centlik psikolojik bölgeden uzaklaştırdı. Bu durumun ortasında bazı XRP yatırımcıları kapitülasyona başvurarak piyasa katılımcıları arasında endişelere yol açtı diyor. E, XRP bakın. Hem ne diyoruz bir ilk hareketçidir aynı zamanda gerçekten cüzdanları çok şiş. Yani büyük bir ölçüde farkındayım şu an trader oranları düşük aynı zamanda e, likidasyonu öyle aman aman çok yüksek değil. Ama bu şartlar altında bile cüzdanlar çok şiş ve balina aktivitesi pozitif anlamda e, kusursuz derecede yüksek. Bu da olası bir durumdaki geri dönüşlere sert tepkiler verebileceğini gösteriyor. Geçmişte de yaptı bunu. Bununla birlikte davranış analitiği kaynağı Sentiment'in yakın tarihli bir raporu bu eğilimin XRP'nin çoğu varlıktan daha yüksek bir fiyat rallisi düzenleme olasılığına sahip olduğuna işaret ettiğini öne sürüyor. Bu yakın zaman içinden konuşursak doğru. Zaten bakın sürekli diyorum bir ilk hareketçidir XRP. İşte XRP, Litecoin, Ether zaten bunlar. Ee, kısa süre içinde yani 2024 ilk çeyrek hadi maksimum ilk yarıya kadar diğer altcoin'lere oranla çok daha fazla e, yükseliş yapabilirler. Sezonun tamamına baktığımızda XRP coin evet yine diğer altcoin'lere göre daha fazla bir yükseliş yapabilir. Bundan önceki sezonda gerçekleştiremediği ATH'ı gerçekleştirme ihtimali yüksek. Çünkü bu sezon bir önceki sezonda yapamadığı güven ortamını, Boğa'da yakalayamadığı secin darbesinin güven ortamını yeniden sağladı. Balina tahsisatını tekrar geri aldı. Büyük ölçüde spekülatörleri de, kurumsal yatırımcıları ve firmaları da tekrar geri çekmeyi başardı. O yüzden çok daha güçlü bir halde geri dönecektir diyebilirim. Haricinde hala beklenen bir sec bitişi var. Secle olan davasının sonlanması ve iyi haberlerin alınması halinde bu da haber kaynaklı tabii ki katalize eder. Santiment raporu bu analiz için kar zararda on-chain işlem hacmi oranı metrin dikkate alıyor. Bu gösterge piyasa genelinde çoğu varlığı içeren işlemlerin kar elde etme bölgesine doğru eğildiğini gösteriyor. Bu varlıkların metrikleri pozitif değerler gösteriyor. Bu da çoğu yatırımcının kar elde ettiğini işaret ediyor. Özellikle bitcoin oranı sıfır 31 Ethereum 04 Litecoin 0.12 e, ADA 0.03 buna karşılık XRP -026'lık bir orana tanıklık ediyor. Bu da çoğu yatırımcının XRP işlemlerinde kayıplara tanık olduğunu gösteriyor. Evet. Yani bundan kaynaklı olarak dipten alımlar yapabileceğini aslında söylemeye çalışıyor. E, kısa vade için mantıklı bir bakış açısıdır ve majör bir coin aynı zamanda ilk hareketçi olduğu için piyasaya katılımını en hızlı şekilde yeniden sağlama ihtimali yüksektir. Bu bakış açısı her kripto para için her zaman doğru değil ve her zaman çalışacak bir metrik değildir. Fakat şu anda evet XRP için çalışacak mantıklı bir metriktir. Santiment tetiklenen endişelere rağmen bunun hafif bir yükseliş işareti olduğunu söylüyor. Davranış analitiği platformuna göre Tarihsel veriler bir kripto varlığı bir kayıp dönemiyle karşı karşıya kaldığında ve kayıplarla sonuçlanan daha fazla sayıda on chin işlem yapıldığında bunu genellikle bir sonraki fiyat rallisinin izlediğini gösteriyor. Evet. Dediğim gibi bu e, yorum XRP için doğrudur. Benim de mevcut beklentim aynı yöndedir. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.